E, malum olduğu üzere dün Çin'den başlayıp dünya genelinde yayılan bir hastalık, bir virüs, korona virüsü adı altında memleket memleket, ülke ülke, Müslüman, gayrimüslim ayrımı yapmaksızın e, aşağı yukarı e, hastalığa yakalanlar oluyor. Malum bu konuyla ilgili tıbbi olarak yapılması gerekenler, bu işin uzmanı olan doktorlar, e, işin mütehessisi olan kişiler konuyla ilgili görüşlerini açıkla toplumla Bizim de yani Müslümanlar o kadar da bu konulara, bu işin uzmanı, ehli olan kişilere mutlaka riayet etmemiz gerekiyor. Malum bir meseleyle ilgili eğer bir hüküm verilecekse, bu dini bir hükümse İslam uleması verir, tıbbi bir hükümse bu işin ehli olan mutakassız doktorlar verir. Ee, İslam uleması da bazı meseleyi değerlendirirken, malum o alimler doktor değiller. Yalnız genel çerçeve onların görüşünü alarak, bu konuda bir fikir bir iştihat beyan ederler. Ee, geldiğimiz noktada e, e, İslam e, Dünya Müslüman Alimleri Birliği olsun. Ezher Fetva Komisyonu olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı ve en son bizim Kurumlar İttihadı Ulama ve medaris İslamiye bu konuda bir görüş açıkladılar. Ee, bu, bu görüşü açıklarken elbette ki e, tıbbi anlamda verilen görüşleri de baz alarak İslam tarihinin de meydana gelen bu tür hastalıklarda bir Müslüman nasıl e, davranması gerektiğini e, beyan ettiler. Biz Müslümanlar özel düşen ise bu ölema birliklerinin, alimlerinin, işin ehli olan insanların verdiği fetvalara riayet etmektir. Ben camiye giderim bana bir şey olmaz, topluma girerim bana bir şey olmaz anlayışı İslami bir anlayış değildir ve hikmetten de elbette çok çok uzaktır. Nasıl ki me mesela bir Müslüman için Ramazanda hastaysa oruç tutulması yasaktır malum. Eğer bir Müslüman oruç tutarsa ve bedeninde bir zarar meydana gelirse mesul olur. Hatta haramdır. Ondan dolayı bu hastalık dahi bizim yüzümüzde birileri bu hastalığa bulaşırsa biz de kul hakkına girmiş oluruz ve bu konuda bir mesuliyet taşımış olacağız. Ondan dolayı bizler de bu fetvalara bütün Müslümanlar olarak riayet etmemiz gerekir ve hijyen kuralları neyse, kuralları neyse onu da uymamız lazım. Bununla beraber malum biz Allah'ı ortadan çıkararak bu hastalığın kendi kendine oluştuğu bir anlayış seküler bir anlayıştır. Müslüman İslami bir anlayış değildir. Müslümanlar gelebilecek bütün musibetlerin Allah'tan olduğunu maddi olarak bunu vurgulamak lazım. Maddi olarak almamız gereken bütün tedbirleri almamız lazım. Bununla beraber tevbe ve istiğfarla günahlardan dönmemiz gerekiyor. Malum musibetlerin olduğu zamanlarda Müslümanlar daha çok Allah'a yalvarmaları gerekir ve kendi yaptığı kötü işlerin, amellerin bir sonucu da olabileceğini hesaba katarak o günahlardan tövbe etmeleri gerekir. Malum toplumda, İslami olan bütün toplumlarda gayri İslami, batı kaynaklı bütün ahlaksızlık yayılmıştır. Hatta dikkat edecek olursa bu ahlaksızlık, bu hastalığın da çıkış noktası İslam ülkesi değildir yabancı ülke nasıl ki bir virüs gibi top, İslam toplumuna bulaştırdılarsa bu virüsü kendi gayri İslami yaşamlarıyla hakeza ahlaki yönden de İslam toplumun bazı manevi virüsler de bulaştırmışlar. Müslümanlar ise hem maddi virüsten hem manevi virüslerden mutlaka arınmaları gerekir, tövbe etmeleri gerekir, istiğfar etmeleri gerekir. Allah'a hesaba katmak gerekir. Bu bir imtihandır, bir musibettir. Bu musibeti bütün tedbirlerimizle beraber manevi tedbirler de almak lazım. Manevi tedbirin başında tövbe gelir. Yani nasuh bir tövbeyle Allah'a dönmek lazım. Bütün yaptığımız günahlardan rücu ederek, istiğfar ederek ve o günahları bir daha işlememek azmiyle, kararıyla Allah'a dönüş yapmak lazım. Biz bunu yaptığımız zaman hem maddi olarak tedbir tedbiri almış olacağız hem de manevi olarak da tedbir almış olacağız. Bu yüküne de karlı çıkmış olacağız. Müslümanlar Allahu Teala bütün Müslümanları bu tür musibetlerden maddi ve manevi musibetlerden muhafaza etsin inşallahutaala ve Müslümanların da hem doktorların hem ölenmaların verdiği mesajları dikkatle dinleyip riayet etmesi gerektiğini inancındayım.